Əziz tamaşaçılar, salam arz edirəm sizə. Mən İrəci Rızayı, Araşır Asot Axtarmanda sizinlə ayrı bərnamə, əsr bərnamayı həmbəsdəki insani ilə. Bu bərnamə bir günləri cümə 29-u Azərdə, Azər ayında 1398-də zəbt olubdur. Bir gün bərnaməmizdə Türkiyədə bir ittifak düşübdür İstanbulda. Arvatlar, qadınlar etiraz yapıblar, etiraz ediblər. Bu moriddə Siyavaş Azəri ilə söhbət oturacağıq. Siyavaş Azəri bərnamə həmbəsli insaniyə xoş gəlibsiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar dilerim hem size hem seyircilerinize. Teşekkürler. Siyavaş, bu 8 Disambr'da, 8 Aralık'da kadınlar dışarıya geldiler. İstanbul şehrinde etiraz yaptılar. Ve polis bunları çok üstüne gitti ve vahşiyane sarkıp eledi. Bu etiraz ne içindi? Şimdi şöyle anlatayım size. İtiraz aslında Şili'de başlayan, yani kadınlara saldırılar, kadınların öldürülmesi, tecavüze uğramaları, ayrımcılığa uğramalarına karşı Şili'de başlanan La Tesis danslı eyleminin Türkiye ayağıydı. Onun bir devamıydı. Yani oradan yola çıkılarak hareket etti. Şunu belirteyim ama bu eylem ilkin İstanbul'da gerçekleşti 8 Aralık'ta. Daha sonra bir iki gün sonra benzer bir eylem Ankara'da gerçekleşti Güven Park'ta. Daha sonra yani İstanbul'da Ankara'daki eylemlere polis çok sert müdahalede bulundu. Hatta dünyada polisin bu eylemlere müdahale ettiği tek ülke Erdoğan'ın Türkiye'si oldu garip bir şekilde. Daha sonra yani yaklaşık bundan 5 gün önce muhalefet üyesi parlamenter kadınlar mecliste bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı'na bu dansla protesto ettiler. Onun ertesinde İzmir'de bu eylem gerçekleşti. Bu kez polis müdahale etmedi ama anlatacağım daha sonra ne olduğunu. Temel olarak kadınlar bunu da bu sloganlarında da ya şarkı sözlerinde de belirtildiği gibi sistematik erkek baskısı, erkek saldırıları, tecavüz, öldürme vesaire ve bunların aslında devlet ve polis tarafından bir şekilde desteklenmesine karşı sokağa çıktılar. Türkiye'de özellikle şunu belirtmem gerekiyor. Türkiye'de çok ciddi bir yani kadınlar ciddi baskıya maruz, özellikle erkekler tarafından. Ben size bazı sayılar söyleyeyim eğer izin verirseniz. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında öldürülen kadın sayısı 66. AKP'nin iktidarda olduğu 19 yıl, yani pardon 17 yıl içinde, yani 2002'den 2019'un Aralık ayına kadar ki sürede kadın öldürme oranında, kadınların öldürmesi oranında ciddi bir artış var. 2003'te bu 83'e çıkıyor. 2004'te 164 kadın öldürülüyor. 2006'da 663 mesela. 2007'de 1011 kadın öldürülüyor. 2014'te 294, atlayarak veriyorum sayıları. 2015'te 303, 2016'da 328, 2017'de 409, 2018'de 440 kadın öldürülüyor. Ve 2019, yani içinde bulunduğumuz yılın ilk 11 ayında, ilk 10 ayında pardon, 390 kadın öldürüldü. Evet. Siz düşünün yani. Evet. Yani AKP yönetimi altında ciddi biçimde kadınlara karşı baskı, kadınların öldürmesi, cinayetlere kurban gitmeleri ciddi biçimde arttı. Kadınlar tabii ki buna karşı sokağa çıktılar ve tabii ki bu duruma yol açan şeye karşı sokağa çıktılar. Esas bunu söylememiz gerekiyor. İstanbul'da eyleme müdahale edildi. Eylemde, yani Kadıköy Meydanı'nda gerçekleşen eylem, dans eyleminde 7 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 6'sı kadındı. Ankara'da keza çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis çok sert müdahalede bulundu. İzmir'de polis müdahale etmedi ama ertesi gün 25 kadın hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltına alınanlar şimdiye kadar 20 oldu ama hepsi serbest bırakıldı adli kontrol şartıyla. Durum bu. Evet. Siyavaş Hazır, bir film var. Bu filmi bahem niye? Bu İstanbul'dan
film gelipti ve sonra beraber konuşuruz. Otağ Ferman'dan xahiş edirəm bu filmi pəxş eləsinlər. Bəli, tamaşaçılar, bu filmdə tamaşa elədiniz, həmin cücü gördünüz, polis nəcür vəhşiyanə bunların arxasından üstünə gedir və bunları yakalayır və götürür. Və həmin cücü gördünüz Parisdə, Türkiyədə, Şilidə və çox-çox ayrı məmləkətlərdə bu etirazlar dəsələn başlanıbdır və qadınlar bu etirazları yaradıblar. İcazə verin, mənim şumar telefonum var. Qəbul edin ki, bərnamımızdan öyrək bu şumar telefonumuzla irtibatda olun. Bizim şumar telefonumuz 0044-751-371-44-28-dir. Həmin görürsünüz, səhifənin aşağısında da bu şumara yazılıbdır. İcazə verin, Siyavaş Azəri, mənim sualım budur. Şimdi İstanbulda Aralık 8 ayında bu kadınlar çarşıya çıkmaktan bunlar istediklerini de söyleyipler, yani böyle söyleyipler ki polis bizi katildi, tecavüz edenler süzler süz, gazidi, reis cumhurdi, bizim susumuz sadece kadın olmaktı ve ahırda da en sonunda söyleyipler ki devlet müqəssirdi. Hamısı bu devletin susudur ki, bizler öldürürler bizi, təcavüz edirlər ya bunlardır. Sizin nəzərinizdə devletin nə qədər bu şeydə nəxşi var, bu arvadların öldürməyində, təcavüzündə, həqsizliyində? Tabii bu söylediğiniz aslında şunun sözleri Türkçe'ye çevrilmesi. Kadının özgürlük mücadelesinde, kadın sorunu daha doğrusu diyelim, kadınların maruz kaldığı ayrımcılık bütün dünyada, cinayetleri, erkek cinayetlerine kurban gitmeleri, tecavüze uğramaları, ayrımcılığa tabi tutma, bütün bunlar tabii ki siyasi sorunlardır. Ama özellikle Türkiye düşündüğümüzde bu daha bir çok büyük bir anlam kazanıyor. Demin rakamlardan söz ettim size, 2002'de 66 kadın öldürülmüşken 2018'de bunun 440'a çıkması. Bizim bu yılda büyük olasılıkla 400 kişinin üzerine çıkması mesela. Bundan devlet sorumlu mu? Yani Türkiye devleti sorumlu. Evet, özellikle de Erdoğan rejimi, yani Erdoğan'ın AKP'si ve siyasal İslamcı çizgi özellikle bundan sorumlu. Size bazı örnekler vereyim. Mesela işte 2000'li yılların başında AB uyum yasaları çerçevesinde, reformlar çerçevesinde belli türden düzenlemeler, iyileştirmeler söz konusu edildi. Özellikle kadınların lehine. Ama öncelikle bunlar hiçbir şekilde uygulamaya sokulmadı. Tam tersine AKP fırsat buldukça yasaların altına oymaya çalıştı, gedikler açmaya çalıştı. Yani İslami yasalara, şeriata referansla bazı düzenlemelere girişti. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nı iyice güçlendirdi vesaire. Onun dışında sistematik olarak devletin üst düzeyinde, buna Erdoğan şahsı da dahildir, sürekli kadınları aşağılayıcı, kadınları
hor gören açıklamalarda bulundular. Örnek olarak bir dönemin Çalışma ve Güvenlik Bakanı işsizliğin nedeninin kadınların çalışıyor olmasına bağladı. Öbür taraftan başkası kadınların, yani yakın zamanda kadınların çalışmasının çalışan kadınların iffetsiz, ahlaksız olduğunu Evet. öne süren yetkililer oldu. Erdoğan defalarca farklı farklı konuşmalarında kadınlar ve erkeklerin kesinlikle eşit olmadıklarını sürekli dile getirdi. Ve bunun gibi birçok daha örnek. Yani aslına bakarsanız Türkiye'de siyasal İslamcı Erdoğan rejimi altında kadınlar daha fazla baskıya ve ayrımcılığa maruz kaldılar gerçekte. Bundan dolayı bu tabii ki bir tarafıyla da yani siyasal İslam'ın kadın düşmanlığından kaynaklanıyor. Bunu da belirtelim. Yani şunu demek istiyorum. Bu çerçevede baktığımda genel olarak bütün dünyada ama özellikle Türkiye'de kadın mücadelesi siyasal bir mücadeledir. Bu aslında sınıf savaşımının kadın özgürlüğü mücadelesi biçiminde tezahürüdür. Ve bundan dolayı bence zaten devletin buna sert tepkisi, özellikle siyasal İslamcıları, kadınların bu eylemlerine bu denli sert tepki göstermeleri ve bu ilk defa değil, bunu da belirteyim. Yani kadın eylemleri sürekli bastırıldı Türkiye'de bugüne kadar. Sürekli sert müdahalelere tabi kaldı. Bütün bunlar aslında siyasal İslamcı gücün, yani mevcut Erdoğan rejiminin kadınların bu mücadelesinin siyasi niteliğine bilmesinden kaynaklanıyor. Bir de tabii ki şunu da belirteyim. Kadınların toplumun yarısı olduğunu düşündüğümüzde ve bunların bu şekilde örgütlü hareket etmeleri ciddi biçimde Erdoğan rejimi için bir tehlike oluşturuyor. Ve tabii ki bu insanların bir araya gelmesinden, kadınların bir araya gelmelerinden ciddi biçimde korkuyor. Şimdi devlet bütün bu durumda sorumlu mudur? Devlet gerçekten böyle midir? Evet, öyledir. Şimdi çok ilginç bir şey. Demin söylediğiniz sözler, bunlar aslında şarkının sözleri. Yani şarkı sözü tam o kısım tam olarak şu şekilde. Diyor ki öldüren sensin, tecavüzcü sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan. Şimdi gözaltına alınan insanlar İstanbul'da ve diğer kentlerde şu suçlamalarla karşı karşıyalar. İşte İstanbul Valiliği önce şu demin söylediğim şarkının bu kısmının suç oluşturduğunu iddia etti. Daha sonra da şimdi bu kadınlar gözaltına alınan ve serbest bırakılan, yani adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bu kadınlar toplantı ve yürüyüş ve gösteri kanununa muhalefetten, Cumhurbaşkanına hakaretten ve Türkiye Devleti'nin kurumlarını aşağılamaktan yargılanıyorlar. Evet. Bizzat bunun kendisi devletin bu tavrı, bu sorunun nedeni siyasi olduğunu ve devletin bu durumda, yani kadınların mevcut durumdan nedeni sorumlu olduğunu gösteriyor bence. Evet. Bir dakika vaktimiz kalır Siyah Şahları. Bu bir dakikanın içinde payamız nedir kadınlara, erkeklere, kişilere, hamsına, Türkiye'de nasıl yapabilirler, nasıl bu mücadelede kazanabilirler? Zaten kadınlar nasıl mücadele edeceklerini kendileri gösterdiler. Bu eylemler kadın meclisleri tarafından çağrıda bulunmuştu bu eylemler için. Kadın meclislerinde feministler bütün ve farklı başka kadın hak ve özgürlükleri mücadelesi aktivistleri, eylemcileri de vardır. Tabii ki bu örgütlü mücadeleyi sürdürmek, bayrağı yükseltmek ve aslında olayın ne denli siyasi olduğunu daha da ayırdına vararak mücadeleye katılmak, erkeklerin de bu arada yapabilecekleri bunları destek çıkmaktır mutlaka. Evet, tabii. Teşekkür ederim sizden Siyah Şahzeli. Programımızın sonuna yetiştik. Teşekkür ederim ki bugün bizimleyiniz. Ben de çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. İyi akşamlar. Aziz tamaşaçılar, programı Hem Besli İnsanı tamaşa ediyordunuz. Bugün programımız İstanbul'da ayrılık ayının 8'inde kadınlar dışarıya çıkmış ve itiraz yapmışlar. Öldürme, kadınları öldürürler, tecavüz yapırlar. Bunlar için Siyavaş Azeri ile konuşurduk. Bağışlayın. Aziz tamaşaçılar, genel programıya kadar şartlı. Sağ olun, kalın.